Hürriyet. Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçına damga vuran hareket İtudis ve Göksen'in Köksal. Galatasaray ile Nef ile Fenerbahçe Beko'nun kozlarını paylaştığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında çok konuşulacak anlar yaşandı. Ligde ve Euroleague'de şu ana kadar bir yenilgi alan Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i deplasmanda 97-91 mağlup etti. Saha kenarından destek. Erden Timur, Okan Buruk, Raşika, Barış Alper Yılmaz ve Ayhan Akman, Galatasaray Nef'in evinde Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçı saha kenarından takip etti. Son çeyrekte belirlendi. Karşılaşmanın ilk 3 çeyreği müthiş bir çekişmeyle geçilirken son periyotta oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, sahadan galibiyetle ayrıldı. İtudis ile Göksen'in arasında gerginlik. Maçın son periyodunda hakemlerin görüntülü inceleme yaptığı esnada Fenerbahçe baş antrenörü İtudis, oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı. Bu esnada Galatasaray Nef kaptanı Göksen'in Köksal, İtudis'in molasına eşlik edince gerginlik yaşandı. Sonrasında İtudis, hakemlere Göksen'in Köksal'ın kendisine küfür ettiği yönünde itirazlarda bulundu. Yaşananların ardından hakemler iki isme de teknik faul çaldı. İtudis, bana ne dediğini duydunuz. Yayıncı kuruluşun haberine göre, İtudis, oyuncularını, bana ne dediğini duydunuz. Bunun altında kalmayacaksınız, şeklinde motive etti. Göksen'in kaçan üçlüğü sonrası. İlerleyen dakikalarda Göksen'in Köksal'ın kaçırdığı üçlük atışı sonrası, Fenerbahçe Beko baş antrenörü Dimitris İtudis'in Köksal'a el sallaması da çok konuşuldu. İtudis, ilk kez başıma geliyor. Maç sonu konu hakkında açıklama yapan İtudis, ben Galatasaray bench'ine gitmiyorum. Galatasaray'ın ne konuştuğunu dinleyen casuslarım yok. İlk kez başıma geliyor. Bu, oyunun ruhuna aykırı. Benim için sürpriz oldu. Benim molamımı dinlemek istiyorlar. Belki de bir şeyler öğrenmek istiyorlardır, ifadelerini kullandı. Gözden kaçmasın. Potadaki dev derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i mağlup etti haberi görüntüle. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.